Annen arıyor. Ne vardı Suzan Hanım? Evet. Evet tabii Tolga'nın diziye dönmesi bizim için öncelik şu anda. Abi, ne önceliği mi kaldı ya? Tamam. Biz zaten şu anda görev başındayız. Evet, evi şey yapıyoruz, gözetliyoruz. Pusuya yattık yani. Aha, tamam, anlaşıldı. Tamamdır, görüşürüz. Hadi yürüyün, gidiyoruz. Nereye? Heybeli Baba'ya. Heybeli Baba kim ya? Heybeli Baba ne alaka şimdi ya, Allah aşkına. Asya ile karşılaşacaksın aşkım. Orada artık bir şekilde numaralarını yaparsın. Sonrası sende. Ya tamam da nesin? Asya demeyecek mi yani? Senin ne işin var burada? Heybeli Baba sen ne alaka? Tesadüf aşkım, tesadüf. Ayrıca biz hep gideriz Heybeli Baba'ya. Hep gideriz. Evet sen hep gidersin Tolga'cığım. Dizilerin başlamadan önce gidersin, dileğini dilersin Heybeli Baba'dan. Mış gibi yapacağız diyorsun, öyle mi? Aynen öyle yapacağız. Şey dersin, aa bak bir ortak noktamız daha çıktı falan. Oralardan yürü artık işte sen, onlar hep sende. Nesrin, Heybeli Baba'yı 10 dakika önce duydum hayatımda ilk kez. Yani hiçbir şey bilmiyorum hakkında. Aşkım internet diye bir şey var. Okuyorum zaten, arattım ben. Bak şimdi dinle. Eski bir baba yaranı olduğuna inanılan Heybeli Baba, boş heybesini ağaç dalına asarmış. Heybeli Baba'ya bir ekmek astıktan sonra başka bir daldan bir ekmek alıp çıkanlar o akşam o ekmeği yerler ve Heybeli Baba'dan bir dilek dilerler. O gece o dileklerin kabul olduğuna inanılır. Sen kındıma mı şey dileyeceksin? Ay anne o kadar geldik yani ben de Heybeli Baba'ya birkaç şey söyleyeyim ne var? Söyle tabii söyle. İnanamıyorum ya. Şu an bayağı AVM'de alışveriş yapıyor olabilirdik. Mağaza mağaza geziyorduk şu an. Ablacığım alışveriş hobi için değildir. Yani ihtiyaç içindir. Bir şeye ihtiyacın olur gidersin alırsın bu kadar. Oho sen bu kafayla var ya Asya zor biraz. Kızım Riyoto ışıltılı vitrinlerde, havalı kahvecilerde akıyor. Sen anca hala devam et. Kitap oku, film izle, boş boş otur evde. Eskiden uzaktan bakıyorduk hep. Şimdi ne güzel istediğimiz her şeyi yapabiliriz ama buradayız yani. İstediğin her şeyi yapabilme konusunda aklına AVM gezmek mi geliyor gerçekten? Ay hiç konuşma Allah aşkına hadi. Hadi İsra'nın geldi hadi. Her dediğime de bir şey. Burası değil mi? Evet ha? Evet. Aynen. Evet. Neredeler? Dua edelim. Heh, şuradan gel. Yürüyorum. Sağlam, sağlam. Ay, ay çok pardon. Asya inanmıyorum. Asıl ben inanmıyorum ya. Ne haber Asya? Selam, nasılsın? Sen beni mi takip ediyorsun? Ben seni niye takip edeyim ya hiç? Ben de sana soracaktım da düşündüm dedim aynı dizide değiliz artık. Niye takip edecek ki beni? Ya siz nasıl insanlarsınız ya? Buraya kadar benim peşimden gelmişsiniz. Asya'cığım ne alakası var canım benim? Biz tesadüfen yani hep geliriz buraya normalde. Daha neler hiç kusura bakmayın ama pek inanmadım. Yani. Vallahi bana da biraz yalan geldi ne yalan söyleyeyim. Biz dizilerimiz başlamadan önce işlerimiz bittiği zaman hep geliriz buraya. Şimdi de yani biliyorsun bizim dizimiz başlamış da bitmiş gibi bir şey oldu biliyorsun. Maalesef. Gelelim buraya dedik Heybeli Babamıza dileğimizi dileyelim. Evet, yeni iş kapıları açılsın. Amin. Allah kabul etsin. İnşallah. Amin. Yani biz hiç gelmesek yılda 3-4 kez kesin geliriz. Siz bizden fazla geliyormuşsunuz. Tabii tabii. Ben küçücüktüm hatırlarım. Anneannem getirirdi bizi buraya. Tabii ben çocukluğumdan beri geliyorum. Maşallah yavrum ya. Anneciğim küçüklükten geliyorlarmış ya o yüzden yavrum maşallah. Peki yani şimdi ne olacak tam olarak? Ben Bahri Bey'i arayacağım. Alo Bahri Bey ben affettim Tolga'yı geri gelsin falan mı diyeceğim? Ne olacak yani? Evet. Ne? Şaka yapıyorum. Takılıyorum sana ya. Hani ne bileyim ben senin burada olduğun için. Seninle alakası yok oğlum. Biz Hakan'ımla yolumuzun üstünde olsa bile hep uğrarız. Şu köşede fırınımızdan çıtır sıcak ekmeğimizi alırız. Bagajdan heybelimizi çıkarıp heybelerimizi bağlarız. Evet, aynen yani bizim ortamlar ya buralar. Aynen. Evet çok güzel. Ya şimdi Asya şaşırıyor tabii ama Asya'cığım yani
Biz starlar da dilek dileriz, dua tabii, ederiz. Yani. Tabii, tabii. Siz lütfen önden buyurun. Yok, önce siz şey yapın, sonra biz şey yaparız. Yok Asya, Asya'cığım. Ben sizi evinize bırakacağım. Hakan'la Nesrin'in işi var. Ne işimiz var ya bizim? İşiniz var işte. Evet, işimiz var. Evet, siz tamam, buyurun lütfen. Şşş. Tamam, siz buyurun, önce ben siz bırakacağım sizi. Biz. Hadi bakalım. Ya ben gelenekleri seviyorum. İnsanları birleştiriyor, bir araya getiriyor. Daha da önemlisi geçmişle geleceği birbirine bağlıyor. Ya. Buraya geldiğimde hep şeyi fark ediyorum. Asıl mesele dileklerin gerçek olması değil. Kaostan, kötü enerjiden uzaklaşmak. Buraya gelip huzur bulmak. İnsan Eyberi Baba'ya gelince kendisiyle yüzleşiyor. Hatalarıyla. Daha da önemlisi insanların sana yaptığı hatalarla yüzleşiyorsun. O kinin, kızgınlığın yükünü hissediyorsun. Atmak istiyorsun üstünden, affetmek istiyorsun. Yeni başlangıç yapmak istiyorsun. Şans vermek istiyorsun. Tolga, ben... Dinliyorum Asya. Ne yapıyorsun sen ha? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Heybeli babanın ekmeğini yedin. Heybeli babanın ekmeğini yedin. Heybeli babanın ekmeğini yedin. Sıkkımı kökünü ye. Ya. Aa, öyle beni okuyor. Ekmek bahçeye geldiğinde Heybeli babanın ekmeğiydi. Bu da yiyemezsin. Heybeli'nin ekmeğini mi yedi? Bunlar bizim parçalı parçalı olduk. Çok heyecanlandık. Şu an bir kaos oldu. Bir sakin olalım. Sıkkımı ben kökünü. Koktu çok. Çok koktu. Çıtır çıtır atıverdim ağzıma. Ufacık yemek gibi değil yani. Ne tam. Yiyorsun? Başka o kadar valla. Ne yiyorsun? Ya internette yazmıyor böyle bir şey. Ne? İnternette yazmıyor. Yiyemez ne bir bari yok. İnternette. Evet. Hani sen geliyordun anneannenle küçücükken starlarda dilek deyip dua ediyordu. He? Ya sen nasıl bir insansın ya? Sen nasıl bir yalancısın? Yazıklar olsun sana ya. Bari sen sakin ol. Hiç öyle değil. Tamamen yanlış anlıyorsun ya. Şu an hakkımı alıyorsun. Ya kes be! Ha, ya senin ağzından bir tane doğru bir kelime çıkmayacak mı acaba? Yani. Senin hayatın yalan olmuş, oyun olmuş, tiyatro olmuşsun sen ya. Tiyatroyla hiç bu olumsuz şeyleri bir araya getirmeye gerek yok. Aynı yerde anmaya gerek yok. Sen insan filan değilsin. Sen insan kılığında bir yaşam formusun ama insan filan değilsin. Sana yazıklar olsun ya. Hey benim babanın ekmeğini yedi bu gördüm. Hayır, hayır, hayır. Bakmış, gelmiş burada yalan söylüyor, beni kandırıyor. Ben de inanacaktım az kalsın ya. Pis sarı. Anne yürüyün gidiyoruz. Yürüyün. Ay çok mahcup olduk Heybeli babaya vallahi.